Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. Fulya Funda'nın teyzeleri, ablaları. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet teyzeleri. Fulya'm bugün birazcık rahatsız. Bu hafta bizim komşularımızın, eski komşularımızın kınası, düğünü oldu. Tabii ki gitmezsek olmaz değil mi Fulya'm? Dün akşam da düğünde Fulya'm biraz rahatsızlandı. Yemekleri fazla kaçırınca değil mi? Bir bak bana. Ay, kuzum benim de. Bugün okula göndermedim teyzeleri. Dün biraz hem hava soğuktu. Orada yemeğin üzerine karpuz, soğuk su derken rahatsız oldu. Düğünden eve nasıl geldik bilemedim değil mi? Evet. Bir midesi ağrıdı. Bir midesi eve gelene kadar kafasını kaldırmadı. Bugün de okula göndermedim. Şöyle bir sıcak onun sevdiği çorbadan nohutlu şehriye çorbası yapıyorum. Yiyecek hemen ayağa kalkacak değil mi? Keloğlan'ın çorbası gibi. Biliyor musun sen Keloğlan'ın çorbası vardı? Tarhana çorbası vardı Keloğlan'ın. Kuzum benim. Gördüğünüz gibi fazla konuşmuyor. Biraz rahatsız olmuş. Evet. Biraz hasta oldu. Biraz üşüttü derken bir de ayakta durduğu için. Bu arada hem kınada hem düğünde bizi görüp tanıyan insanlar yanlarımıza geldiler. Değil mi Fulya'm? Evet. Buradan kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. İnanın. Yani ben kimseyi tanımıyorum. Onlar tanıyıp geliyorlar. O kadar mutlu olduk ki. Değil mi anneciğim? Evet. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım teyzeler, biz yemeklerimizi yapmaya devam edelim. Fulya'm da biraz yatsın, dinlensin. Evet arkadaşlar, çocuklar okuldan geldi. Hemen şöyle yemeğimi de ocağa koydum. Bugün menüde çocukların sevdiği spageti var. Şöyle hamsi gibi uzadı bunlar da. Çorbamız zaten pişmişti, hazır. Yanına da böyle sos yaptım. Kıymalı, domates, sos, bol soğan, sarımsak, her şey var içinde. Olmazsa olmaz. Tabii ki salatamız. Şöyle. Salatayı da Semih'in mısırlı çok seviyor. Onun için şöyle içerisine mısır koydum. Şöyle yaklaştırayım. Ne ararsanız. Marul, domates, salatalık, soğan, kırmızı turp, mısır. Bu şekilde de bir salata yaptım. Taşma taşma. Bu da sohbetimi şey buldu, hemen taşmaya başladı. Şöyle bugün gördüğünüz gibi mutfakta kimse yok bana yardımcı. Hem çekiyorum hem yemeğimi yapıyorum. Şöyle salatamı da yağın tuzunu katayım. Bu marka gerçekten çok güzelmiş. Nereden aldım bunu bilmiyorum da. Netto'dan mı? Sanki Lidl'e benziyor ama. Yazmıyor da şöyle. Bilemedim. Çok güzelmiş gerçekten şöyle. Markası da bu. Hadi bakalım ben yemeğimi pişireyim de. Salatam da ayısmak hiç iyi olmuyor. Sevmiyorum ya. Yani. Beyaz beyaz. Genellikle şeyden koydu öbüksü. Kuşla bile sevmiyorum. Ne marulu var ya şeyi unuttum şeyin de kopsal atlıydı. Latuka mı? Onu koydum. O gene yeşil oluyor. Ya. Bembeyaz şey. Tadı tuzu yok ayısmak. Sevmem onu ayısmak yani. Marul büyük olacak öyle. Ha yeşil marul. Ayısmak beyaz oluyor ya. Geçen kaldı bakalım bununla. Demin gösterdiğim şeyi de bilmiyorum nereden aldık. Lidl miydi? Hiç bilemedim. Mavi bir şey. Ali Lidl'si şeydir o. Vardı bir firma vardı ya. İtalyan firması. Kaliteli oluyor bunlar. Evet. Güzel zaten belli. Şu altını da açalım da. Bugün erken kahvaltı ettik. Ondan ne? Karnım acıktı. Bir açılamadı bugün ya. Geç kaldım birazcık. Yani. Onun için de her gün genelde şey yapıyor ya. Her gün yediğin için aynı yeri kullanmıyor. Aynen. Sıkıyor. Bir de ekmeklerde zebil olmasın dedim. Salatamız da güzelce koyalım da şöyle. Bu mısır çok güzelmiş. Şekerli. Daha önce bir şey aldıydım. Yanlış mı aldık? Bilmiyorum. Böyle şekersiz şekersiz tadı. Bunu ekstra denedim. Biz nereden aldık bunu? Kaplan'dan aldık. Aynen. Bu da güzelmiş. Aynen. Fazla da şey yapmayayım. Şunu tutuyorum. Fulya Funda. Hadi gelin annem yemek yiyeceğiniz. Gelin. Elinde şey var galiba. Küçük bir şey var ya. Patıyor hep. Ay ay ay. Tahta. Düştün galiba. Düştü, düştün düştü. Hadi. Kabloya da kılmıştır. Bilgisayar oynuyordu orada. Ben bir bakayım. Düştü galiba. Prenseslerim. Fulya'm sıcak anneciğim. Evet teyzeleri kızlarım Allah'a şükür iyileşti. Tabii ki Fulya'm.
Masayı bile hazırladı değil mi annem? Evet. Hemen bir çorba içti kendine geldi. Ne şifalıymış ya. Okudunuz mu ne yaptınız çorbaya bilmiyor. He? Fundan da günden ayrılmadı tabii ki değil mi? Kardeşlik böyle bir şey. Yanımda da birisi var ama göstereyim mi göstermeyeyim mi sürpriz birisi. Şöyle yapıyorum. Da 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 da. Yüz görümlüğü istiyordu. Tabii ki Melih'im. Evet. Paşam. Semih abi gizli görevde. Evet herkes ben. Okuldan geldi. Hadi bakalım çorbalarınızı yiyin. Sonra spageti geliyor tamam mı? Tamam. Hadi afiyet olsun annem. Evet arkadaşlar. Bugün videomun ikinci günündeyim. Dün videomu tamamlayamamıştım. Nasip olursa bugün tamamlayacağım. Şimdi hemen bugün çocukların en sevdiği ağlayan kek yapacağım. Hem pratik hem de çok lezzetli olduğu için. Şöyle hemen burada bir tava yumurtam var. Her seferinde tavaya ihtiyacım var diyorum. Tam Kela'ya indiğimde bir bakıyorum depoda kullanılmamış tava. Getirdim geldim yukarıya. Bu arada yumurta da getirdim. Şöyle hemen tezgahın üzerine malzemelerimi koydum. Çocuklar okuldan gelince yesinler. Hemen yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar mutfağımızdan buram buram kek kokuları gelmeye başladı. Şöyle kekimi çıkardım fırından. Çatalla da şöyle her tarafına delikler açtım. Şöyle soğuk bir su bardağı sütümüz var. Her tarafına gelecek şekilde böyle sütünü dökeceğim. Bakın şöyle test edeyim. Bildiğiniz sünger gibi oldu. Bu arada krem şantisini hazırladım. Dolaba kaldırdım. Ondan sonra da şöyle çikolata sosum var. Bakın çikolata sosumu. Onu da hazırladım mı? Ondan sonra kekimiz hazırdır. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar kekimi soğumaya bıraktım. Onun birazdan krem şantisini yapacağım. Sonra üzerine çikolata sosu tamamdır. Bu arada fırınımız sıcakken şöyle çocuklara hemen fırına sosis, patates bunları koyacağım. Ketçap mayonezle yesinler seviyorlar. Hem yağ az gidiyor bu arada. Tabii. Bir yemek kaşığı yağla gördüğünüz gibi yağımı da. Bu arada yağ demişken hemen bir konuya değinmek istiyorum. Bunu da elime aldım. Hafta sonu videomun başında söylemiştim. Komşularımızın düğünü vardı diye. Gerçekten arkadaşlar yani hep eşime diyorum ki kulaklarım çınlıyor işte kulaklarıma şey oluyor diye. Meğersem herkes bizim dedikodumuzu yapıyor. Hakikaten şaka yapıyorlar. Tın yap böyle falan çınlıyor saatlerce bazen. Yani ya duyduklarıma gerçekten inanamadım. Neymiş efendim bizim depomuzda 300 şişe yağımız varmış. Yani böyle var ya onları bana soruyorlar. Gerçekten sizin depomuzda 300 şişe yağ mı var diye. Ben de dedim 300 ne ki? 500-600 var. 300 şişe yağ mı olsa IMF'ye borç veririm bak. IMF'ye borç veririm. Kaç tane kişi geldi bana ayrı sordu. Eşime ayrı sormuşlar. Gerçekten buna gülerek cevap veriyorum. Bu şunun gibi bir şey. Ben böyle şey yaptım onu. Yani bir tane deli gelir bir kuyuya taş atar. 1000 tane akıllı çıkaramaz. Hakikaten çok iş sordu ya. Yani. Her seferinde söylüyorum. Benim kalbimde bir şey yok. Yani neysem onu söylüyorum diye. Yani ben düğün salonu çalıştırmıyorum, lokanta çalıştırmıyorum. Benim 300 şişe yağ neyime? Nereye koyacağım onu? Nereye koyacağım? Hayatımda hiç olmadı. Yani nasıl böyle başkalarını inandırıyorsunuz? Kaç şişe kalmış? Ben önce gittim 6 mı 7 mi? Valla ya 5 ya 6 tane yağımız ya, var. 6 ya da 7 ya. 5 de 7 arası yani arkadaşlar yalan yok. Onu da 7 tane yoktu bununlaydı. 6 tane 6 vardı evet. Onu da hep söylüyorum yani. Bu savaştan önce bir karton yağ almıştık. Ben zaten arkadaşlar böyle aşırı yağlı yemekleri, aşırı salçalı yemekleri yani yemem de sevmem de. Bu benim çocukluğumdan olan bir şey. Evet. Gerçekten gülerek cevap verdim. Ona, önüne gelen... 10 ay olmuştur değil mi Arun'a? Evet olmuştur. 10 ay olmuştur. Önüne gelen gelip bana soruyor sizin yağınız varmış diye. Yani gerçekten hadi bizi severek mi bunları söylüyorsunuz? Sevmeden mi böyle iftira atıyorsunuz? Ya nerede baksan 32 karton şey olması lazım. Yağ olması lazım. Ya şöyle bir şey. Odaya sığmaz ya. Hem odaya sığmaz hem ona insanın para gücü olması lazım. Hadi para gücün oldu. Ben ne yapayım onu? Ben depocu muyum? Torunlara mı bırakacağım? Ondan sonra dediğim gibi düğün salonu çalıştıranların bile deposunda o kadar yağ yoktu. Yoktur. Arkadaşlar gelen giden aynı şeyi söyledi bana. 300 yani yağım varmış. Ben dedim iyi hoş dedim. Niye benim bunun haberi yok dedim. Aynen. Yani benim haberi yok diyor. Olsun. Demek ki millet bizi izliyor. Gizli takipçilerimiz çok. Aynen. Hepinize Allah razı olsun. Aynen. Bakıyorsunuz. Ama yani böyle insanları karalamak için de böyle saçma sapan yorumlar yani, yapmayın. Yani. Gerçekten de bir şeyiniz varsa merakınız gelin sorun. Ben zaten açığım. Her şeyimi söylüyorum. Evet. Gittiğimde diyorum ki işte falan yerden Nutella aldım siz de alın. İşte şunu aldım siz de alın. Benim bir kere hani o kadar yağım olsa her gittiğim dükkanda yağ geldi mi diye önce bir ona bakıyorum. Yani. Yani salak değilim herhalde bir şey olsa.
300 yalım olsa gidip tekrar bakacağım. 300 gerçekten... ya şimdiki zamanda altın değerinde. Önce bir kişi sordu dedim herhalde şaka yapıyor. Sonra arka arkaya biri geliyor daha soruyor diğeri soruyor. Dedim yani ne kadar çok soruyormuş. Düğüne gittik. Ondan sonra 3 senedir ilk düğüne gittik. Bütün cevap cevap verdi. Gerçekten çok saçma bir şeydi yani. Ama kimse düğün de, güzeldi. Kimse de inanmaz bu konuda yani 300 şeye. Ne diyeyim şeye hiçbir şey demiyorum şimdi yani. Ben bunu bu şey dolaba koyuyorum. Biz gülüp geçiyoruz böyle şeylere. Dolaba diyorum. Fırına göndereyim. Buzu erisin. Sonra bir şeye yemek kaşığı yağ yapacağım. Evet. Mis gibi kızaracağım. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Gerçekten ya. Geliyorum hala. Evet arkadaşlar. Bugün son olarak şöyle çikolata sosumu da pişirdim. Artık mutfakta işim tamamdır. Şöyle kenara alalım da. Biliyorsunuz böyle çikolata sosları, pudingler... Altı tutmaya böyle yanmaya çok müsaitlerdir. O yüzden mümkün oldukça böyle sık sık karıştırmamız lazım. Evet arkadaşlar bugün videomuzu mutfakta başlattık. Mutfakta nasipse bitiriyorum. Bugün değişiklik oldu. Normalde alışverişler çekerim, gezdiğim yerleri çekerim. Ama iki günden beri evdeyim. O yüzden bugün de böyle mutfak olsun. Zaten bizim izleyicilerimiz bizleri mutfakta tanıdılar. Başka bir şey de tanımadılar. Biz... Mutfakta videolarımızla, yemek videolarıyla, alışveriş videolarıyla hep bugüne geldik. Hadi bakalım. Şimdi kızlar okuldan gelsin. Ben güzelce karınlarını doyurayım. Nasipse yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Şöyle tertemiz mutfakta da işler bitti mi? Tamamdır.